Code.org sitesinde kaldığımız yerden derslere devam ediyoruz. Ders 17, oyun laboratuvarı, bir hikaye oluşturun kısmındayız. Tamam dedik. Buna benzer bir çalışma daha önce yapmıştık kurs 1'de diye hatırlıyorum. Şimdi kurs 2'de farklı bir versiyonunu bize yaptıracak. Burada demiş ki merhaba dünya demesini sağlayın. Hemen buraya koyup yazacağız. Burada klavye üzerinden. Dünya. Çalıştır diyelim. Evet, devam dedik. Buraya geldik. Köpek bir şey söylesin, sonra da kedi bir şey söylesin. Yapabilir misin demiş. Aktör 1 köpek. Aktör 2 de kedi. Burada ne desin mesela? Kanalıma hoş geldiniz. Kedi için de aktör 2'yi seçeceğiz. Burada. Sağ olun desin. Çalıştıralım. Evet, kodlarımız düzgün bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Devam dedik. 3'e geçtik. Köpeği kediye doğru hareket ettiren bir program yazabilir misin? Taşı işlemini yapacağız. Aktör 1 sağ 25 piksel. 25 piksel acaba evet kısa oldu. Biz bunu 100 yapıp çalıştıralım. Devam dedik. Köpeği yine kediye doğru hareket ettireceğiz. Sonra merhaba demesini sağla. Tekrardan 100 piksel hareket ettirelim. Daha sonra dokunduğunda, aktör 1 2'ye dokunduğunda, köpek kediye dokunduğunda merhaba demesini istemiş bizden. Yukarıdaki yönergeyi okursanız siz de görürsünüz. Kedinin merhaba demesini. Kedinin merhaba demesini. Evet, devam dedik. 5. bölümdeyiz. Ahtapot tıklandığında merhaba demesini sağlayın. Burada direkt aktör tıklandığında. Aktör tıklandığında merhaba desin. Çalıştıralım. Tıklayalım. Evet. Ahtapota tıkladık ve merhaba demesini sağladık. Devam. 6. bölümdeyiz. Sol, sağ, yukarı, aşağı. Bunları dokunarak bu programı yazabilir misin? Yön tuşlarıyla birlikte. Hareket et. Yukarıyı yukarı oka. Yine hareket et. Bunu sol diyeceğiz. Hareket et. Bu kısım sağ. Bu kısmı da aşağı diyelim. Çalıştırıp yön tuşları yukarı yapalım. Evet. Hepsi düzgün bir şekilde çalışıyor. Devam dedik. 7. bölümdeyiz. Sonsuza kadar tekrarla. Bunu kullanmayı istemiş. Şu yukarıdakini biraz şuraya alalım. Sonsuza kadar tekrarla. Neyi demiş? Hareket etmesini. Bu kez dinozorun yukarı aşağı. Taşı 2 yukarı dedik. Aynısını bir daha koyalım. Bu kez aşağıyı seçelim. Çalıştıralım. Evet, sürekli yukarıya aşağıya hareket ediyor. Devam dedik. 8. bölümdeyiz. Bu kısımda demiş ki ok tuşlarıyla hareket ettiren kodları yazın. Zaten burada direkt geldi. Dinozora çarpınca aktör 1 2'ye dokunduğunda şunu söylemesini sağlayacağız. Biz buraya bunu yazalım o zaman. Ağaç. Şöyle yapalım. Çalıştıralım. Evet. Çarpma sesi çal. Tamam. Bunu unutmuşuz. Tamam. Devam dedik. 9. bölümdeyiz. Hareket ettirip ahtapota değince sayı almasını sağlayan bile ekleyebilir misin? Skor puanı kısmını ekleyeceğiz. Zaten burası yine geldi. Aktör 1 bu kez 3'e dokunduğunda skor kazanacağız. Sayı artacak. Şuna değmemeye çalışalım. Bu gitsin. Skor arttı. Evet, bunu da yaptık. Devam diyelim. 10. bölümdeyiz. Çalıştığı zaman kısmı burada. Penguen'i oklarla hareket ettirip arka planı şurasını değiştireceğim. Bu şekilde yeterli zannediyorum. Ayarla. Ne demiş? Hızını değiştirelim. Bir de bunu yapalım. Bir çalıştıralım. Evet, devam dedik. Yönergelerin hepsini yaptık. Burada demiş ki kendi hikayeni oluşturabilir misin? Bu kısım size kalan kısım. Kendi özgün ne yapmak isterseniz bu kısımda özgürce dilediğiniz şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.